Evet, bugün çok fazla bir tane ölü var ve çok fazla dölsüz olarak döllenmemiş olarak yumurta attı boğa. Boğalar biliyorsunuz canlı doğum yapıyor ama buraya inanılmaz güzellikte 4 tane yavru bıraktı anne. Daha doğum da devam ediyor bakalım. Daha doğrusu devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum ama şu an için 4 tane çok güzel yavru var. Keltikler, Aztekler. Durum güncellemesi yapacağım sizin için. Herkese merhaba. Dün boğam doğum yaptı. Çok fazla işte dölsüz yavru attı. Bir tane ölü doğurdu ve 4 tane de canlı çok güzel renklerde Aztek ve Keltik yavrular meydana geldi. Dün onları yerleştirdim yerlerine ve bir tanesi hem prematüre doğdu hem de göbek bağı hala yolka bağlı. Yani o anne karnında beslendi, besine bağlı olarak duruyor. Şimdi size yavruların son durumunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi göbek bağlarını atmaya başladılar. Sadece bir tanesinde göbek bağı var. Onu da birazdan nasıl keseceğimizi göstereceğim size. Çok güzeller ya. İnanılmaz bir şey. Şimdi boğalarda hem canlı doğum dezavantaj hem de avantaj. Dezavantajlarından birisi işte böyle kaç tane yavrunun ölü ya da işte döllenmemiş olduğunu görme şansımız yok. Yani bol pitonlarda inküpe ediyoruz ve yumurtaları devamlı kontrol ediyoruz. Hangileri işte döllü, hangileri hala yaşıyor, hangileri bozuk yumurta. Bu biraz hani yaşayacak olan yavrular açısından bize biraz bilgi veriyor. Fakat boğalarda böyle bir şey yok. Tamamen işte şansa bağlı. Bazıları ölü doğuyor, bazıları işte döllenmemiş yumurtalar halinde atıyor anne. O yüzden biraz daha dezavantajı bu diyebilirim. Avantajı da inküpe etmiyoruz. Anne tamamen vücudunda inkübe ediyor yavrularını. Onlar böyle saydam yumurtalar şeklinde oluyor. Yani tam memeli diyemeyiz boğaları. Onu açıklamak istiyorum size. Yine o yumurta şeklinde karnında inkübe edip ondan sonra da artık yavru çıkma arifesindeyken oradan tık diye artık yavruları doğurmaya başlıyor. Çok mutluyum. Şimdi gelin hep birlikte bir boğanın, yeni doğmuş boğanın anne karnındaki o göbek bağını, yediği yolkun bağlantısını nasıl keseceğimizi göstereceğim. Kesmezsek ne olur? O yolk iyice yani o daha demin gösterdim size yuvarlak şey bozulmaya başlıyor ve oradan besini aldığı için göbek bağından zehirlenip ölebiliyor. Aynı zamanda bu kordonu çok dikkatli bir şekilde kesmek lazım. Çünkü eğer çok fazla kan gelirse, yani çok fazla derken işte zaten ufacıklar böyle çay kaşığının içerisini dolduracak kadar bile ufacık kan çıksa dahi iç kanama geçiriyor. Daha doğrusu kan yetersizliğinden dolayı yavruyu kaybediyoruz. Bunu önlemek amacıyla çok tedbirli olmak lazım. Gelin hep beraber şimdi yavrunun kordonunu keselim. Evet, gördüğünüz gibi boğalardan bir tanesi burada göbek bağı ile birlikte duruyor. Daha atamamış göbek bağını. Biz de şimdi ne yapacağız? Bu göbek bağını tam şu göbek bağının yolka bağlı olduğu yerden bir dikiş atacağım. Ondan sonrasında burayı keseceğim. Bozulmaya başlamış zaten gördüğünüz gibi yani. Buralar daha böyle kırmızı ve beyaz karışımı daha böyle canlı renklerdeydi. Bozulmaya başladı artık. Buna acil müdahale etmem lazım. Ve buradan göbek bağının çok dikkatli bir şekilde şöyle bir düğüm atacağız. Şu an tabii yavru biraz hareketli. Çok fazla sıkmamam lazım.
şu an evet yerine koyuyorum tekrar. Evet, düğümü attık. Artık bu kalan kısmı göbek bağının şuradan itibaren kesiyorum. Çok az bir kan gelecek. Belki iki damla falan. Ve şu an göstereyim size. İşlemi bitirdik. Gördüğünüz gibi göbek bağına dikiş attık. Şimdi fazlalıkları da keseceğim ben. Gördüğünüz gibi çok fazla nem var. Böyle olması lazım. Ve sıcaklığı arttırmak lazım. İlk deri atımına kadar. Şimdi yapacağımız diğer şey, bu artık göbek bağlarını attılar. Hatta bir tane yavru da burada. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu oradan bilmiyorum. Şurada kaka yapmış. Şimdi bunları yeni yerlerine koyacağım. Temiz bir şekilde. Tekrar bol nem yapacağım. Ve ilk deri atımlarını artık bekleyeceğiz. Takip edeceğiz nem oranlarını. Ama görüyor musunuz, yani çok güzeller ya. Bakar mısınız şuna? Yanlar kıpkırmızı olacak. Desenler şahane. Yani çok yeni bir gen aslında Avrupa'da. Ve aslında bu ölülerin fazla olmasının sebebi, bir riske girdim. Aztek ve Keltik niye hiç üretilmedi? Niye hiç yok örnekleri dedim. Ben deneyeceğim dedim. Ve bu kadar az yavrun çıkmasının sebebi bence alellerin tutmaması. Anne ve babanın alellerinin çok uyuşmaması. Evet, çok güzel yavru çıkarıyor ama az döllenmiş oluyor aleller uymadığı için. Ben bunu tecrübe ettim. Belki farklı genlerle çiftleştiği zaman bu kadar çok ölü olmayacaktı. Ama ben bu riske girmeyi denedim. Yani bir şansımı deneyeyim dedim. Sonucunda da az yavru oldu ama olsun. Hepsi gördüğünüz gibi dobişko. Çok sağlıklılar. Desenler harika. Ve boğalar diğer bol pitonlara nazaran renklerini daha sonradan almaya başlıyor. Deri attıkça, büyümeye başladıkça renkleri oturmaya başlıyor. Mesela IMG'ler doğduğunda klasik boğa renginde doğuyor ama 1 yaşına geldiğinde tamamen simsiyah oluyorlar. Mesela bu görmüş olduğunuz yavruda şu an grimtrak bir renkte, kahve gri karışımı bir renkte, fakat kıpkırmızı olacak. Bunun da size günlüğünü tutmaya çalışacağım. Hadi şimdi yeni yerlerini koyalım ve ondan sonra da onları ilk deri atımına kadar takip edelim. Evet, kurulum bitti. Su kabı koydum. Bol nem olması lazım içeride. Biraz böyle peçete parçalarını ıslatıp koydum. Daha fazla nem yapsın diye yine. Ve yeni yerlerine koydum. Şimdi bu göbek bağının gitmesini bekleyeceğim. Diğerlerinde de hala göbek bağları var ama yoktan koparttığımız için bu canlıyı yani biraz özen göstermemiz lazım diğerlerine nazaran. Takipte kalmam lazım. Şu an kan gelmiyor. Süper. Kanama durduğu için orası artık şey olacak. Pıhtılaşacak ve ondan sonra da düşecek. Ve ilk deri atımına kadar bu şekilde kontrol edeceğiz. Aslında çok da bir zorluğu yok bebeklerin. Ama takipte kalmak lazım. Birazdan size savana monitörünün derisinin nasıl soyulduğunu göstereceğim. Deri değiştiriyor. Büyüdü artık Mike. Dolayısıyla yeni yavruları da artık size bol bol göstereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni blokta görüşmek üzere. Burada da Mike var. Mike biliyorsunuz benim savana monitörüm ve deri atıyor. Daha doğrusu atamadığı deriler var. Onları rahat çıkarsın diye sıcak suya koydum. Banyo yaptırdım ona. Çok hızlı büyüyor artık. Ve çok fazla deri atıyor. Birazcık rahatlasın.
Tolstoy'u çok seviyor zaten. Ve yeni yerinde ona kocaman bir süs havuzu olacak. Çok rahat edecek. Derilerini daha rahat atacak. Gördüğünüz gibi her yer deri.